Fonksiyonu bu defa da y ekseninde değil ama farklı bir düşey doğru etrafında döndüreceğiz. Döndürmek istediğim fonksiyon y eşittir x kare eksi 1. Buraya sadece bir kısmını çizdim. Etrafında döndüreceğim doğru da x eşittir eksi 2 doğrusu. Şimdi fonksiyonu bu doğru etrafında döndürdüğümüzde buna benzeyen bir şekil elde ediyoruz. Ee, kulpu olmayan bir fincana benziyor öyle değil mi? Disk yöntemi kullanarak bu cismin hacmini bulacağız. Disk yönteminde cismin içinde diskler olduğunu düşünüyorduk değil mi? Hemen bu disklerden birini çizmeye çalışıyorum. Evet mesela buradakini ele alalım. Bu diskin bir derinliği olacak ve bunu dy ile temsil edeceğiz. Burada ise belirli bir y değerinin bir fonksiyonu tarafından belirlenen bir yüzey alanı. Bunlara göre bu disklerden belirli bir tanesinin hacmini y'nin bir fonksiyonu olan alanla disklerden birinin derinliği olan dy'nin çarpımı olarak bulabiliriz. Bu ifadenin bize verilen aralıktaki integralini almamız lazım. Her şeyin y türünden olması gerektiğini de unutmayalım. Aralık neydi? Bir bakalım. Fonksiyonun y ekseniyle kesiştiği bu noktada y eksi 1'e eşit değil mi? Üst sınır olarak da mesela y eşittir 3'ü kabul edelim. y eşittir eksi 1'den y eşittir 3'e. Evet bu integral bize bu cismin hacmini verir. İntegralin neye eşit olduğunu hesaplamak için de işe alanla başlamamız lazım ve disklerden herhangi birinin yüzey alanını y türünden ifade etmemiz gerekiyor y'nin fonksiyonu olarak alanı pi çarpı y'nin bir fonksiyonu olan yarıçapın karesi olarak yazabiliriz. O halde yarıçapı y türünden ifade etmemiz lazım. Evet, şu şekilde işaretleyeyim. Şimdi biraz düşünelim. Fonksiyonu y türünden ifade etmek istersek başka bir deyişle x'i yalnız bırakmaya çalışalım. İki tarafa bir ekleyeyim ve bir de tarafları değiştireyim. x kare eşittir y artı 1. Evet, bunların yerlerini değiştirip, iki tarafa 1 ekledim ve bunu elde ettim. Devam ediyorum. Buradan x'in karekök içinde y artı 1'e eşit olduğunu bulabiliriz. Buraya da not edeyim. bu fonksiyon e, f y olarak adlandıracağım. karekök içinde y artı 1'e eşittir. Bunu x eşittir f y eşittir karekök içinde y artı 1 olarak da yazabiliriz. Sıra geldi yarıçapı bulmaya. Bu uzaklık yani yarıçap elimden geldiğince net olmaya çalışacağım. Bu uzaklık fonksiyondan etrafında döndüreceğimiz doğruya kadar olan uzaklıktır. Görebilmeniz için ikiye ayırayım. Yarıçapın bu kısmı fonksiyonun söz konusu y değerinde aldığı değere eşittir. Ama yarıçapı bulmak için, yani buraya kadar gelebilmek için fonksiyonun değerine 2 eklememiz gerekir. Bu durumda yarıçapı y'nin bir fonksiyonu olarak karekök içinde y artı 1 ki bu kısım bize eğri üzerindeki bir noktanın x değerini verir ve artı 2 olarak ifade edebiliriz. İsterseniz buraya geldiğinizde elde ettiğiniz x değerinden eksi 2 çıkardığınızı da düşünebilirsiniz. Eksi 2 çıkarmak demek, 2 eklemek demekle aynı şey öyle değil mi? Buraya artı 2 yazabiliriz. Umarım anlatabilmişimdir. Bu kısım, farklı bir renk kullanayım. Evet, bu kısım fonksiyona belirli bir y değeri verdiğimizde elde ettiğimiz x değeridir. Yarı çap için buna bir de 2 eklememiz lazım ve bunu yapınca da bu noktaya yani etrafında döndüreceğimiz doğru ulaşmış oluruz. Bir kere daha söyleyeyim mi? Belirli bir y değeri için fonksiyonun aldığı değeri buluyoruz. Bu bize bu uzaklığı veriyor. Yarı çap içinde bundan eksi 2 çıkarmamız yani 2 eklememiz gerekiyor. Anlaştık mı? Yarı çapı y'nin bir fonksiyonu olarak ifade edebildiğimize göre devam edelim bunu buraya koyayım. Hacim eşittir, evet, eksi 1'den 3'e pi çarpı yarı çapın karesi dy'nin belirli integrali. Yarı çapın yerine de bunu yazalım. Karekök içinde y artı 1 artı 2'nin karesi, evet, çarpı dy. İntegrali bulduk, sıra geldi hesaplamaya. Bunu bir sonraki videoya bırakmak istiyorum, hatta o videoyu izlemeden integrali kendi kendinize hesaplamayı da deneyebilirsiniz.